Değerli arkadaşlar, tekrar merhabalar, iyi geceler diliyorum. Sevgili arkadaşlar, biraz önce aktarmış olduğum genel piyasa ve dolar-TL analizi sonrasında maillerinize ve sorularınıza hızlıca bir göz atmaya çalıştım. Borsa hakkında da çok fazla soru var. Özellikle haftanın başından itibaren 2 gündür hareketli bir borsa tablosuna şahit olmaktayız. Bu durum hakkında da kısa bir değerlendirme yapma ihtiyacını hissettim. Sevgili arkadaşlar, öncelikle şunun bilinmesi gerekiyor. Dünya piyasalarında ciddi anlamda bir ralli var. Gerek gelişmiş gerekse gelişen ülkeler endekslerinde önemli bir hareketlilik olduğunu görmekteyiz. Dow Jones'un özellikle bilanço döneminde olması ve iyi gelen bilançolar eşliğinde olumlu bir seyir içerisinde olduğunu görüyoruz. Avrupa endeksleri yine Brexit konusuyla ilgili olarak yeni yeni ihtimallerin ve çözümlerin ortaya atılması paralelinde olumlu bir seyir içerisinde ve gelen birkaç veri eşliğinde de tablo iyi görünüyor. Ancak tüm bunların temelinde Fed'in özellikle faiz artırımı hususundan gittikçe uzaklaşıyor olması, Trump'ın Fed üzerindeki baskısını ciddi şekilde artırıyor olması, artık bir faiz indirimi olur mu şeklindeki düşünceleri gündeme getiriyor. Tabii ki Amerika'da bir faiz indiriminin olması, oradaki doların dünya piyasalarında risk alma yönünde bir iştah kazanacağına dair beklentiler söz konusu olduğu için de oradaki dolar dünya endekslerine yayılır ve dünya endekslerinde nemalanma şeklinde bir eğilim gündeme gelir mantığı ön planda. Yalnız arkadaşlar, hafta sonu analizinde de çok ayrıntılı bir şekilde belirttiğim üzere genel olarak uzun yıllardır dünya endekslerinde yapılan bir çalışma ve istatistik sonucunda şöyle bir sonuç ortaya çıkmış. Mayıs ayında genel olarak büyük fonlar satış yaparlar. Özellikle yıl başında aldıkları pozisyonlarını realize etmek ve bir bahar temizliği yapmak kapsamında önemli satışlar yapıp tekrar Eylül ayında yeniden yıl sonuna yönelik beklentiler ile tekrardan pozisyonlanmak şeklinde bir ritüel oluşmuş durumda. Tabii ki bu bir ritüeldir diyoruz, bir genellemedir diyoruz. Her Mayıs ayında bu olacaktır demek mümkün değil ama eğer ki böyle bir gelenek oluştuysa, böyle bir tablo oluştuysa bu durumu da göz ardı etmemek gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, bizim endeksimizdeki tablo şu. Cuma günü itibariyle 95 bin sınırlarına kadar bir geri çekilme yaşandı. Dün itibariyle, daha doğrusu pazartesi günü itibariyle yine 95 bin sınırlarına kadar bir geri çekilme yaşandı ve 95 bin seviyesinin bir destek olduğu algısı yaratıldı. Haftaya başlarken bu görmüş olduğunuz grafiğimiz bir haftalık grafiktir. Haftaya başlarken sevgili arkadaşlar, 96.500 seviyesinin haftalık pivot seviyesi olduğunu ve bu seviye üzerine çıkılacak olunur ise eğer 98.000 seviyesinin teknik bir hedef haline gelebileceğini ifade etmiştim. Ama 96.500 aşağısında kalınır ise, bu durumda ise ilk etapta 93.994.000 seviyesine, buranın da kırılması durumunda ise 92.500 seviyesine kadar bir geri çekilme riskinin artış kazanabileceğini vurgulamaya çalışmıştım. Nitekim değerli arkadaşlar, 96.500 seviyesi dün zorlandı. Bugün ise 96.500'ün üzerinde 97.200 seviyesine doğru bir atak yaşandı. Çok affedersiniz. Evet, sevgili dostlar. Öncelikle 96.500 seviyesi üzerinde haftanın genel görüntüsündeki olumlu tablonun devam edebilmesi için bu seviyenin aşağısına gelinmemesi gerekiyor. Bu seviye bir destek olmalı ve bu destek seviyesi üzerinde kalındıkça 98 bin olasılığı gündemde olabilir şeklinde düşünebiliriz. Arkadaşlar, grafiğimi kaybettim bu arada. Çok affedersiniz. Evet. Günlük grafiğime dönüyorum değerli dostlar. Günlük grafiğimiz itibariyle görmekte olduğunuz gibi 88 binler ile 106 binler arasındaki bir Fibonacci çizimimiz mevcut idi. Ve bu Fibonacci çalışmamızda bizim için önemli olan seviye, beyaz rakamları takip ederim arkadaşlar öncelikle. Bizim için önemli olan seviye %50 Fibonacci noktasına denk gelen 96.664 seviyesiydi. Ve bugün, dün bu seviyeye yaklaştık ama başarılı olunamadı. Bugün ise bu seviyenin üzerine bir sıçrama yaşandı. Yani 97.102 seviyesi görüldü ve 96.809 ile bir kapanış gerçekleştirdik. Yani arkadaşlar,
96.664 seviyesinin üzerindeki bir kapanış yaşandı. Bu tablo bize şunu ifade etmekte. Bu %50'lik seviye olan 96.664 veya genel anlamda haftalık pivot seviyemiz olan 96.500 üzerindeki birinci kapanışımız. Şayet bu seviye üzerinde yarın da bir kapanış gerçekleşecek olur ise bu durumda endeksin 95.000 seviyesinden bulduğu tepkiyi 98-98.500 bölgesine kadar taşımak niyetinde olduğunu teknik açıdan düşünebiliriz. Şimdi değerli dostlar, 96.599 seviyesi şu an için günlük bazda pivot seviyemiz ve yarın bizim özellikle dikkat etmemiz gereken seviye 97.521 olacaktır. Eğer bu seviyede aşılacak olursa 98.000 seviyesi ikinci pivot seviyemiz olarak ön plana çıkıyor. Zira biz 98.000 seviyesinin bir direnç noktası olduğunu biraz önce de tespit etmiştik zaten. Arkadaşlar bir de konunun değerlendirmesini şu açıdan bakacak olursak, en son endeksin geri çekildiği yani 106.000'den o swap krizi dediğimiz dönemde 90.000'lere doğru yaşadığımız geri çekilme sürecini dikkate almak kaydıyla bu bölgeleri referans kabul ederek bir hesaplama yapacak olursak, teknik bir ölçüm yapacak olursak, kırmızı rakamları takip edelim lütfen. Burada şöyle bir çizim ortaya çıkmakta. %38.2'ye denk gelen 96.400 seviyesi yine ön plana çıkıyor. 96.400, 96.500 demek ki bizim hangi tarz analiz yaparsak, hangi periyodu kullanırsak kullanalım, mutlak surette üzerinde kalmamız gereken kritik bir nokta. Eğer 96.400 üzerinde kalabilir isek bu durumda %50 seviyesini ifade etmekte olan 98.200 seviyesi ön plana çıkıyor. İşte arkadaşlar 98.000 seviyemiz burada da ikinci pivot direncimiz olarak bulunuyordu. O halde değerli dostlar endeks için şu anda iki önemli viraj bulunuyor. 97.500 seviyesine çok dikkat etmeliyiz ve 97.500'ün üzerine çıkılacak olur ise bu durumda 98.000-98.200 aralığı son derece büyük önem taşıyan noktalar olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar bugün ve dün endeksteki olumlu havanın, özellikle bugün endeksteki olumlu havanın az önce belirtmiş olduğum yurt dışı etkenlerine, yurt dışındaki endekslerdeki olumluluğa, olumluluk ile alakalı olduğunun yanı sıra bir diğer mevzuda bugün gelen sanayi üretim verilerinin olumlu karşılanmış olması, her ne kadar yıllık bazda %5.1 şeklinde bir düşüş gündemde ise de sizlere analizlerimde sürekli olarak aktardığım bir husus var ki yabancı endeksteki ağırlığını azaltmaya çalışıyor ve bu sebepten ötürü de bir takım etkenleri olumlu bir bahane olarak değerlendirmek kaydıyla satış yapabileceği zeminler oluşturuyor. Satış yapabileceği seviyelere getirmeye çalışıyor. İşte arkadaşlar bu hususta %1.3'lük bir artışa rağmen aylık bazda yıllık itibariyle %5 civarındaki bir düşüş durumunda olmamız dikkate alınmadı. Sanki birazcık da goygoyculuk diyelim buna artık. Sanki sadece bir tek veriyle sanayimiz düzelecekmiş veya ekonomimiz düzelecekmiş gibi bir algılama yaratılmak suretiyle dipten dönüş başladı. Sanayide çarklar dönmeye başladı gibi bir takım gereğinden fazla iyimserlik yaratılmak suretiyle endekste olumlu bir hava oluşturulmuş durumda. Arkadaşlar aslında endekste oluşan havanın sebebini birazcık da aracı kurumlar bazında değerlendirecek olur isek. Şu görmekte olduğunuz tablo. Evet arkadaşlar. Pazartesi günü itibariyle endeksteki aracı kurum işlemlerine baktığımız zaman Merrill Lynch'in 57 milyon civarında bir satış yaptığını, Ak Yatırım'ın 56 milyon civarında bir satış yaptığını görüyoruz. Ama ki Merrill Lynch'i altını çizeyim arkadaşlar, Merrill Lynch geçtiğimiz haftada çok çok ciddi oranda satışlar yapmıştı ve satış eğilimini devam ettiriyor. Ancak pazartesi günü her nedense Credit Suisse'in 121,5 milyonluk bir alımını görmekteyiz. Neredeyse satışların tamamını tek başına karşılar bir konum içerisinde bulundu ve Credit Suisse'in alımları sonrasında alımlarına rağmen diyeyim ben 5.5 milyon civarında alıcılar ile satıcılar arasında küçük bir fark oluştu. Yüksek bir miktarda fark maalesef ki oluşabilmiş durumda değil. Ama Credit Suisse pazartesi günü alım yaptı. Pazartesi günü ne almış Credit Suisse arkadaşlar? Bir de ona bakacak olursak 36-37 milyon civarında Turkcell almış, 15 milyon civarında Garanti almış ve 13 milyon civarında ise Ereğli ve yine benzer miktarlarda
Tüpraş aldığını görüyoruz. 10 milyona 9 milyon civarında ise Türk Hava Yolları hissesi almış. Sattığı hisselere baktığımız zaman ise düşük miktarlarda Pegasus, Emlak Konut Gayrimenkul ve Doğan Holding gibi hisseleri satmış. Arkadaşlar bu pazartesi günkü tablo. Bir de düne bakalım, yani salı gününe bakalım. Salı gününe baktığımız zaman ise Credit Suisse'in yine önemli bir alım yaptığını görüyoruz. 186,5 milyonluk bir alım yapmış. Dün 121 milyon civarında bir alımı vardı. Evet, 121,5 milyon civarında bir alımı vardı. Bugün ise 186,5 milyon civarında bir alım yaparak 2 günde 300 milyon TL gibi önemli bir alım gerçekleştirmiş. Bugün Credit Suisse Ak Yatırım'ın eşlik ettiğini görüyoruz ama bu iki kurumun haricindeki diğer kurumların çok az miktarlarda alımları varken TEB Yatırım, yabancıyla diyalog içerisinde olan bir aracı kurumu olduğunu sıklıkla vurgularım. TEB Yatırım 89,5 milyonluk satış yapmış ve Merrill için yine satış cephesinde olduğunu, 41 milyon civarında bir satış yaptığını görmekteyiz. Bugün Credit Suisse ne almış diye bir sorgulayacak olursak ciddi miktarda Türk Hava Yolları almış. Arkadaşlar, Türk Hava Yolları'nda son 2 gündür önemli bir hareketlilik var. Bunun da en önemli sebeplerinden bir tanesi S-400'ler konusunda belki bir çözüm üretilebilir şeklinde veya bu konuyla ilgili olarak son 2 gündür Sayın Bakan Albayrak'ın ABD'den yapmış olduğu bir takım açıklamalarda S-400'ler konusuna yönelik olarak ABD'nin biraz daha sıcak bir bakış açısı içerisinde olduğunu ifade etti. Zannediyorum ki bunun etkisi olmalı. Yoksa Türk Hava Yolları petrol fiyatlarının bu denli yüksek seyrettiği ve doların da yüksek bir seyir içerisinde olduğu bir süreçte Türk Hava Yolları'nın olumlu bir seyir içerisinde bulunması pek de makro veriler itibariyle açıklanabilir bir durum değil. Evet, bugün Türk Hava Yolları'nı 44 milyon civarında alım yapmış. Turkcell'deki alımlarını devam ettirmiş. Dün de Turkcell'de alımı vardı. Satış cephesinde ise pek de önemli bir satış yaptığını görmüyoruz. Ancak arkadaşlar, bu tablo bize gösteriyor ki sadece ve sadece Credit Suisse'den gelen alımlar ama bu alımlara rağmen TEB ve özellikle Merrill için satışlarına devam ediyor olması tek bir aracı kurumun yapmış olduğu, gerçekleştirmiş olduğu alımlar ile endeksin çok fazla bir yere gitme ihtimalinin olduğunu söyleyebilmek mümkün değil. Zira alımlar Türk Hava Yolları ve Turkcell üzerinde yoğunlaştığı için 1-2 endeksi force eden hissenin hisseye gerçekleştirilen alımlar ve bu hisselerdeki para girişlerinin endeksin önemli ataklar yaşayabilmesi adına yeterli olmayacağını, genele yayılan bir alım durumunun söz konusu olmadığını bilmek ve anlamak gerekiyor. Bu açıdan 95.000'den bulunan bir tepki var ve bu tepkinin 98.000 seviyesine kadar, 98.200 seviyesine kadar devam etme olasılığı şu an için mevcut görünmekte. Ana destek noktamız 96.400-96.500 seviyesidir. Bu seviyenin aşağısına gelinmesi durumunda ise 95.000'e doğru tekrar geri dönüşler olabilir ve 95.000 desteğinin kırılması durumunda ise 93.000'lere doğru bir geri çekilme eğiliminin oluşabileceğini ve 98.000'lere yönelik bir atak bugün için söz konusu olabilir. Bu ihtimal gündemde olmakla birlikte bu seviyeden hızlı ve sert satışların gelme olasılığını dikkate almakta yarar bulunuyor. Zira bugün Sayın İmamoğlu'nun mazbatasının teslim edilme ihtimali var. Ancak ardından seçimlerin iptali ve yenilenmesiyle ilgili olarak beklenen bir karar süreci var. Dolayısıyla bu süreçte ne olacak ne bitecek bunları çok net olarak bilmediğimiz için mazbatanın teslimi yeni bir iyimserlik havası yaratabilecekken bu iyimserlik havasının çok da uzun boylu olmayabileceğini karar süreciyle YSK'nın karar süreci döneminde yine çalkantıların ve dalgalanmaların söz konusu olabileceğini dikkate almak lazım. Her halükarda 98.000 üzerine yönelik bir atak söz konusu olacak olsa bile 100.000 ila 100.500 aralığı ise çok net bir direnç bölgesi konumundadır. Bu sebeple değerli arkadaşlar, 98.000 üzerine yönelik ataklarda temkinli olmakta, dikkatli olmakta, karlı ve kazançlı olan hisse senetlerinde yeniden bir hesap değerlendirmesi yapmakta fayda olduğu görüşündeyim. Elbette ki yatırım danışmanlığı kapsamında ifade etmiyorum bunları. Teknik veriler ve teknik tablo itibariyle endeksin zorlanma ihtimalinin dönebilmesi güç olan virajların olduğu noktaları sizlere aktarmaya çalışıyorum. Arkadaşlar, bir de hızlı bir şekilde para giriş ve giriş çıkış durumlarına bakalım isterseniz. Yine ben borsapivot.com siteme dönüyorum.
Günlük para giriş ve çıkış linkini tıklıyorum. Evet değerli dostlar, şuradan bugün en çok para girişi yaşayan hisseleri bir sorgulatmak istiyorum. 37 milyon civarında, 38 milyon civarında Türk Hava Yolları'nda bir para girişi olmuş dün itibariyle. Halk Bankası 25 milyon civarında, 26 milyon civarında bir para girişi yaşıyor. İşçetr'nin, Akbank'ın, Tüpraş'ın, Turkcell'in, Vakıflar Bankası'nın para girişi yaşamakta olduğunu görüyoruz. En çok para girişi, pardon, bu hafta son 5 gün itibariyle arkadaşlar en çok para girişi yaşayan hisselere bakalım. Halk Bankası'nın son 5 işlem günü itibariyle 54 milyon civarında bir para girişi yaşadığını görüyoruz. Turkcell'in yine 28 milyon civarında son 5 gündür istikrarlı bir şekilde para girişi yaşamış. Zira Citi'nin de bu pardon Credit Suisse'in de Turkcell'e önemli bir ilgisi olduğunu ifade etmiştim. İhlas ev aletlerinin genel alanında bir para girişi görülüyor. Tekfen ve Yapı Kredi, TT.com. Bunlar da arkadaşlar hafta son 5 işlem günü itibariyle istikrarlı para girişlerinin olduğuna tanık oluyoruz. Şimdi ise arkadaşlar bugün itibariyle, daha doğrusu dün itibariyle en çok para çıkışını yaşayan hissemiz Ereğli. Ereğli arkadaşlar gördüğünüz gibi çok net para çıkışları yaşıyor. Son 5 gündür sürekli olarak çıkış yaşıyor ve 33 milyon civarında bir para çıkışı yaşamış. Garantide para çıkışı eğilimi devam ediyor. Garantiye özellikle dikkat çekiyorum değerli arkadaşlar. Endeksin çok önemli bir banka hissesidir. Yabancıların son dönemlerde çok ciddi pozisyon aldığı bir hissedir. Ve dikkat ederseniz sizlere biraz önce en çok alım yapan Credit Suisse'in alımlarında garantinin olmadığını fark ettirmeye çalıştım. Garanti 107 milyon, 108 milyon civarında bir para çıkışı yaşıyor. Bir yanda sanayi hisselerine destek verilirken diğer yandan banka hisselerinde çıkış olması endeks adına çok da iyi bir şey değildir. Bu durum sürekli olarak sizlere vurguladığım senaryoyu da teyit eder bir durumdur. Endeksi bir şekilde güçlü gösterip diğer yandan pozisyonlarının daha yüksek miktarda olduğu hisselerden çıkış yapmaya çalışma şeklinde bir stratejinin uygulandığını da anlayabiliyoruz. Koç Holding'in 6,8 milyon civarında, TT.com'un bu miktar civarında bir satışını görmekteyiz. Son 5 işlem günü itibariyle en çok para çıkışı yaşayan hisselere baktığımız zaman ise Garanti başta yer alıyor. Kardemir 47 milyon civarındaki bir rakamda ikinci sırada. Ereğli'nin 33 milyonda ve Petkim'in ise 14, Koç Holding'in 13 milyon civarında olduğunu görmekteyiz. Arkadaşlar endeks hakkında söyleyebileceklerim bunlardan ibaret. Mutlu ve başarılı bir gün diliyorum. Endeks hususunda dikkatli olmanızı bir kez daha tavsiye etmek istiyorum. Hoşçakalınız, selamlar, saygılar.